Arkadaşlar merhaba, bugün matkap tezgahlarını tanıtacağım. Matkap tezgahları arkadaşlar, iş parçalarını delmeye yarayan makinelerdir. Sağ tarafta görmüş olduğunuz bir masa tipi matkap tezgahı. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz ise arkadaşlar sütunlu matkap tezgahı olarak adlandırılmaktadır. Her ikisi aynı işleri yapmaktadır. Ancak sütunlu matkap tezgahı, masa tipi matkap tezgahına göre arkadaşlar daha fonksiyoneldir. Genellikle masa tipi matkap tezgahlarında arkadaşlar hızlı bir şekilde delmek istediğiniz iş parçalarını, daha küçük boyuttaki iş parçalarını delmede kullanılır. Ancak bu sütunlu matkap tezgahı arkadaşlar genel olarak daha fonksiyonel parçaların, daha hassas delinmesini istediğiniz iş parçalarını delmede kullanılır arkadaşlar. Her ikisinde de arkadaşlar kayış ve kasmak, kayış kasmak sistemine göre devir sayıları ayarlanmaktadır. Masa tipi matkap tezgahında arkadaşlar devir sayısını ayarlayacak bir kol yoktur. Buradaki motor kısmını gevşeterek arkadaşlar kayışları atlatarak devir sayısını değiştirebilirsiniz. Ancak bu sütunlu matkap tezgahında buradaki görmüş olduğunuz kollar ile rahatlıkla devir sayısını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki kullandığınız matkap tezgahında devir ayarlama kolu yoksa, bakın burada bir tane kol var. Ben bu kolu yukarı kaldırarak arkadaşlar motoru boşa çıkarırım. Motor boşa çıktıktan sonra arkadaşlar buradaki kayış gevşer. Kayış gevşedikten sonra arkadaşlar kayışı burada hangi aralığa atlatmak istiyorsanız, devir arttırmak istiyorsanız yukarı aşağı, ona göre kayışı ayarlarsınız arkadaşlar. Sütunlu matkap tezgahını incelediğimizde arkadaşlar bakın burada iki tane kol var. Bu kollar devir sayısını ayarlamamıza yarıyor. Yani diğer masa tipi matkap tezgahına göre buradaki kollar aracılığıyla biz devir sayısını rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Buradaki birinci yeşil tuş arkadaşlar matkabın dönüş yönünü, saat yönünde. Buradaki yeşil tuş ise arkadaşlar matkap ucunun, yani şuradaki manrenin dönüş yönünün saat yönünün tersi yönde dönmesini sağlıyor. Bu acil stop arkadaşlar. Bu arkadaşlar soğutma sıvısının düğmesi arkadaşlar. Bu da matkap tezgahında eğer ışık istiyorsanız veya matkap tezgahına ampul bağlıysa burayı aydınlatıyor. Bu da çalıştırma şarteli arkadaşlar. Düğmeye bastığımız zaman matkap tezgahımız çalışıyor. Buraya bastığımız zaman da kapanıyor. Buradaki kol aracılığıyla arkadaşlar matkap tezgahına bağlı olan buradaki mandren yukarı aşağı hareket ettiriliyor arkadaşlar. Saat tipi matkap tezgahındaki tabloya göre bu tablonun avantajı arkadaşlar, bu tablonun kendi eksen etrafında dönüyor olması, aynı zamanda bakın buradaki görmüş olduğunuz silindirin de etrafında dönüyor. Hani buraya atıyorum çok büyük bir parça delmek istiyorsunuz. Bakın yerde bir tablo daha var arkadaşlar. Ben buradaki tabloyu çeviriyorum arkadaşlar, bu şekilde getiriyorum. Şuradaki kolu alırım arkadaşlar. Daha sonra buraya arkadaşlar iş parçasını bağlayarak buradaki tabloya, eğer ki iş parçanız çok büyükse, daha fonksiyonelse buradaki tabloya iş parçamı bağlayarak delme işlemini de gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar bu tabloyu ben rahatlıkla yukarı aşağıda hareket ettirebilirim arkadaşlar. Bakın burada bir kramiyer dişli görüyorsunuz. Bu kramiyer dişli aracılığıyla arkadaşlar, bakın bu kramiyer dişlinin üzerinde bir tane düz dişli var arkadaşlar. Bu düz dişli aracılığıyla, bu düz dişli kramiyer dişli üzerinde hareket ederek tablanın yukarı ve aşağı hareketi sağlanıyor arkadaşlar. Kramiyer dişlinin zaten fonksiyonu arkadaşlar, doğrusal hareketi dairesel harekete çeviriyor. Bu şekilde arkadaşlar matkap tezgahlarında delme işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Matkap tezgahları da bu şekilde.